Su ve alkolden oluşan bir karışımla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Su ile alkol biliyorsunuz arkadaşlar ikisi de polar olduğu için suda çözünür. Alkol bir doğru çözeltidir. Burada alkol de zamanla buharlaşır, su da zamanla buharlaşır. İkisinin de kütlesi azalır. O da doğru. Bu üç şıkkı herkes yapmıştır. E şıkkında da iyonlaşmayan İki bileşik var arkadaşlar. Bunları unutmayın. Birisi şekerdir. Glikozu sorarlar. Birisi de alkoldür. C2H5OH etil alkol ya da metil alkol olabilir. Bunlar arkadaşlar suda iyonlaşmadan çözünürler. Kovalent bağlı oldukları için. Suda iyonlaşmadığı için de elektrik akımını iletmez. E de doğru. Burada D'ye dikkat. Şimdi suda buharlaşıyor. Alkol de buharlaşıyor. Ama en çok hangisi buharlaşıyor arkadaşlar? Alkol daha çok buharlaşıyor. Yani kaynama noktası küçük olduğu için hemen buharlaşabiliyor. O zaman su az buharlaştığı için kabın içerisinde kalan su miktarı gittikçe artar arkadaşlar. Yani çok özür dilerim. Kabın içindeki su kütlesi artmaz ama kabın içindeki alkol daha çok azaldığı için su oranı gittikçe artar. Su ve alkolün oranına bakarsak alkol burada daha çok azalıyor ama su daha az azalıyor. Dolayısıyla oranımız artar. Su oranımız artar ve kütlece yüzdesi de artar. O yüzden D şıkkı yanlış cevabımız.